Hazırsak başlayabilirim arkadaşlar. Değerli basın mensupları, zor bir haftanın içindeyiz. 30 Ekim Cuma günü öğleden sonra İzmir'i etkileyen ve bütün Türkiye'de büyük bir endişeye ve hüzne, ardından da yasa boğan deprem felaketinde gözümüz, kulağımız, yüreğimiz İzmir'de. Şu ana kadar 155 vatandaşımızı kaybetmiş durumdayız. Pardon, düzeltiyorum. 114 vatandaşımızı kaybetmiş durumdayız. Enkaz altında vatandaşlarımız var ve onlardan yine mucize haberler bekliyoruz. Hepimizin gönlünden bundan sonra peşi sıra gelecek güzel haberlerle enkaz başında bekleyen ailelerin, annelerin, babaların, evlatların yüzünün gülmesi, dün olduğu gibi bütün Türkiye'nin birden aynı umuda tutunabildiği, bütün Türkiye'nin birden sevince boğulduğu haberler almak istiyoruz. Daha fazla dram, daha fazla yaş ve daha fazla gözyaşına hiçbirimizin tahammülü yok. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak dün meclis gündemine daha önce 58 kez teklif edilip kabul edilmeyen deprem, hem İzmir depremini hem de bundan sonra olası depremlerle ilgili yapılacakları araştırma komisyonu kurulmasını teklif ettik ve karşı karşıya olduğumuz durum çok bildik bir durum, çok bildik bir sahne tekrar karşımızda. 11 kez sağlık çalışanlarına karşı şiddetle ilgili komisyonu önermiştik, reddedilmişti. Gaziantep'te doktor arkadaşımızın böğrüne bıçağı soktular Ersin'in ve ardından hekime karşı, sağlık emekçilerine karşı şiddeti araştıralım dedi meclis. Her taraftan doping haberleri geliyordu. Doping Türkiye'nin önemli bir sorunu dedik. Defalarca reddettiler. Ta ki Kırkpınar Başpehlivan'ı doping lekesiyle lekelenene kadar. Ardından kuruldu o komisyon. Soma faciası faciadan 15 gün önce reddedildi. 7 gün sonra kabul edildi komisyon. Ve maalesef depremle ilgili de bu komisyonun kurulması için İzmir'de 114 şu ana kadar cana mal olması ve bu büyük acıları hep birlikte yaşamamız gerekiyormuş. Elbette bunda AK Parti'nin ve ardından MHP'nin ortaklaşması, 3 partinin önergelerinin çekilip 5 partili bir ortak önergeye meselenin dönüşmesi önemli. Buraya bu konuda hem eğitimiyle hem deneyimiyle katkı sağlayabilecek 5 arkadaşımızı görevlendireceğiz. Ve bu görevlendirmeyle birlikte de en kısa sürede çalışmalar başlayacak. Tek beklentimiz şudur. Meclisin güçlükle kurduğu bu komisyonların raporlarının raflarda beklememesi gerekiyor. Meclis Genel Kurulu'na şu ana kadar görüşülüp de gelmeyen çok sayıda rapor var. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülse de gereği yapılmayan raporlar var ve benzer facialar, benzer üzüntüler devam ediyor. Ama hem denetim hem de öneri boyutuyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok uzun süredir defalarca 50'nin üstünde talep ettiği bu komisyonun kurulmuş olmasını önemsiyoruz. Tabii biz mümkün mertebe, Anadolu'nun geleneği bu, cenazeler kalkmadan, bırakın cenazeyi kalkması, hani toprağına kavuşmadan derler, belki de toprak altından canlı çıkma ihtimali varken, buna hepimiz dua ederken, eğer canlı değilse de daha aileler kayıplarına kavuşup onları toprağına teslim etmeden Anadolu'da eğlence olmaz, eleştiri olmaz, bunun üzerinde bir şey konuşulmaz, durun bakalım denir yani, hele bir topraklarına kavuşsun ondan sonra konuşuruz bunları derler. Yaz süresince yapılacak şeyler vardır. O acıyı paylaşmaktır. O gidip de belki bir omuz vermektir. Sırtına bir dost eli koymaktır.
varsa ihtiyaçları o ihtiyaçları karşılamaktır. Yapılmayacak şey orada eğlence olmaz. Yapılmayacak şey orada münakaşa olmaz. İşine geldiğinde milletim 83 milyonu temsil ediyorum diyen, bizce de makam-ı icabı herkesi kucaklaması gereken, o yüzden de bir parti üyeliği, hele hele bir parti genel başkanlığı olmaması gereken, bütün milleti kucaklayıp bütün devleti temsil etmesi gereken Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemine böyle bir kapsayıcılık, diline böyle bir şefkat ve eylemlerine böyle bir devlet adamlığı beklerken Erdoğan'ın gündeminde Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir şey yok. Erdoğan'ın dün ağzından beklediğimiz cümleler bambaşkayken, yani bir daha olmasına izin vermeyeceğiz demesini beklerken, devlet gereken her şeyi yapacak demesini beklerken, kimse korkmasın, herkesin evini yaparız, açıkta bırakmayız, sadece bunlarla değil, evinden endişe eden herkesin arkasında devlet var, evinize oturulamaz raporu verildiğinde korkmayın, çünkü yeni çıkaracağımız bir yasayla biz sizi evsiz bırakmayız, müteahhitin insafına bırakmayız, 100 metrekarelik evin 60 metrekareye düşmez, biz bu işlere bir çözüm bulacağız demesini beklerken ve sevgi sözcükleri beklerken, vicdanlı sözler beklerken hakaret duyduk. Dediklerini şöyle hatırlatmaya utanç duyar insan. En hafifleri cahil, izansız, vicdansız, terbiyesiz, tescilli yalancı diye başlayıp küfre varan ifadelerle devam ediyor. Ve buradaki hazin olan şu. Cumhurbaşkanının sinirlerinin yıprandığını biliyoruz. Bir lirayı bir dolar yapacağım diye yola çıkıp bir doların 8 lirayı, bir euroyunun 10 lirayı geçtiği bir yerde ekonominin başına koyduğu damadın yarattığı çaresizlikte, önleyemediği işsizlikle ve anketlerdeki eriyişiyle kendisinin çok gergin, sinirli olduğunu biliyoruz. Zaten sinirlendiğinde ağzından çıkanı kulağa duymayan bu kişinin bu sözlerin ağzından dökülmesinden daha kötüsü şu ki bu kişi bunları bir prompterden okuyor. Yani birileri Recep Tayyip Erdoğan'ın işte iletişim başkanları, danışmanları öyle şeyler yazıyorlar ki promptera bunu koyuyorlar ve diyorlar ki efendim siz bu hakareti yaparsanız partimiz için iyi olur. Milletimiz için iyi olur, devletimiz için iyi olur. Bunun yazılmasına mı üzülmek lazım, okunmasına mı üzülmek lazım? Bu konudaki tercihi vatandaşlara bırakıyoruz. Ama bir gerçek var. O da şu. Sadece hakaret etmiyorlar. Cumhurbaşkanını yanıltıyorlar. Cumhurbaşkanına yalan söyletiyorlar. Ya da Cumhurbaşkanı bile isteye bunları yapıyor. Diyor ki dün Kemal Bey enkazların hala kaldırılmadığından şikayetçi deyip Kemal Bey'in bu sözü söylemesini suçluyor ve buna tepki gösteriyor. Enkazı hala kaldırmadık diye laf söylüyor diyor. Enkazın altında kurtarılmayı bekleyenler var. Oysa Kemal Bey şunu söylüyor. Depremin 5. günü. Hala enkaz tümüyle kaldırılmış değil. Bütün umutlarımız nasıl 65 saat sonra Elif, 91 saat sonra minik kızımız Ayda kurtarılıyorsa inşallah şu anda enkaz altında olanlar da kurtarılır. Şimdi hala enkazın tamamı kaldırılmış değil. Umudumuz hala canlılara ulaşılması bitmedi bu iş. Ümidi kesmeyin sözünü Kemal Bey'in enkazın kaldırılmamasını eleştiri olarak söylediğini söyleyen çarpıtan bir akıl. Bunun iletişimini yapıyorlar. Kemal Bey diyor ki, Recep Tayyip Erdoğan diyor ki, Kemal Kılıçdaroğlu çıktı, Kızılay'ın orada aktif olmadığını söylüyor. Oysa ki Kemal Bey diyor ki, yani gerçekten bu kadar kötü bir danışman ordusuyla çalışması Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın gerçekten utanç verici.
Sayın Genel Başkan grup konuşmasında açık bir şekilde Kızılay'a teşekkür ediyor. AFAD'ı, Kızılay'ı ve tüm belediyeleri katkıya gelen, koşan tüm belediyelere teşekkür ediyor. Kızılay'ı da ayırmadan. Kaldı ki sahada Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin en çok karşılaştığı soru şuydu. Nerede bu Kızılay? Biz görüyorsunuz yok işte demedik. Dedik ki Kızılay Kanunu'nda yapılan bir değişiklikle enkaz kaldırma işlerinde olsun, enkazdan sonra yapılacak bir takım faaliyetlerde görev kurulan AFAD'a devredildi. Burada AFAD'ı görünce yani arama kurtarmada Kızılay niye yok diye sormayın diye vatandaşı bizler teskin ettik. Diyor ki genel başkanları Kızılay'ın aktif olmadığını söylüyor. Genel başkan Kızılay'a teşekkür etti, başka da ağzına Kızılay'la ilgili bir söz almadı. Ama öyle bir hale gelmişler ki parti sözcümüz şöyle söyledi. Daha orada enkaz varken müzik çalmakta nedir dedi. Dün Ömer Çelik beyefendi çıkmış, dünya kadar hakaret ediyor ve diyor ki bu bir yalandır diyor, iftiradır diyor. Sosyal medyadaki bir cumhurbaşkanı gelirken arkasından müzik çalan videoyu kastediyor. CHP bunu söyledi diyor. Ya insaf, al bir oku, bir cümle önünü bir cümle arkasını okuyunca şunu görüyorsun. Bizim kastettiğimiz İzmir'e gelirken müzik çaldığınız değil, Faik Öztürk'ün kastettiği İzmir'e gelmeden Van'da, İzmir'den sonra Samsun'da kongrede çaldığınız müzik. Kongrelerde müzik çalın. Sonra Faik Bey bunu söyleyince trollerin yaptığı efendim sosyal medyadaki bir çarpıtmadan bahsedin. Cevap vereceksen Samsun kongresinden, cevap vereceksen Van'da yaptığın il kongresinden cevap ver. İki kongre arası taziye yapıyorsunuz kardeşim. Şunu bile, o iki kongreyi iptal etmeyi, o iki kongreyi 15 gün sonraya almayı akıl edemeyecek kadar savrulmuş, devlet hakkından kopmuş bir iktidar partisi. Nerede Sayın Cumhurbaşkanı? Van'da kongre yapıyor. Ne yapacak? Akşamüstü gelecek, taziye yapacak. Ertesi gün gidecek, Samsun'da kongre yapacak. Böyle günde kongre mi olur? Seçim mi olur? Aklınızı başınıza toplayın. Bu bizim, yani sizden kurtulmak isteyenler için bu yaptığınız işler eleştirilecek işler değil ha. Millet bunu görünce size notunu veriyor. Bunu söyleyen de size düşmanlık yapmıyor, dostluk yapıyor. Sizden kurtulmak isteyenlerin bunlara susması lazım aslında. Hattı zatında bize düşen susup da seyretmek. Tüketin kendinizi, tüketiyorsunuz kendinizi. Ama başı yalan, sonu yalan. Yani Faik Bey'in söylediği sözün kongre değil de Twitter'a diye çarpıtmakla kongredeki ayıbı örtecek beyefendi. Olacak iş değil, kabul edecek iş değil ve soruyor. Diyor ki CHP'den ne beklermiş, bize ne düşer? İki yönüyle söyleyeyim, bir geçmiş zamanlı. Sayın Genel Başkan dün ifade etti. 2005'te Sayın Ersin Arıoğlu ve dört arkadaşı bir deprem raporu hazırlar. Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu alır. 20 dakika diye randevu verirler. 3,5 saatlik kapsamlı bir sunum dinlerler. Ve çok önemserler ama gereğini yapmazlar. Bize ne düşer? Ana muhalefet partisine daha ne düşsün? Koca raporu yazmışlar. 800 sayfa çalışmış, 65 sayfa özetini size sunmuşlar. O gün Ersin Arıoğlu'nun dediğini yapsanız bugün bu acıların hiçbiri yaşanmaz. Daha ne yapacak CHP bize ne düşer diye. Ama diğer tarafı bize ne düşer diye İzmir için soruyorsanız şunu söyleyelim. Birincisi siz devletsiniz. Siz şu anda hükümetsiniz ve devleti yönetiyorsunuz. Devletin başındasınız. CHP'ye ne düşerse, CHP'li belediyelere, onu gerek talimat vermek gerek yardım istemek zaten sizin göreviniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Söyleyeyim Sayın Cumhurbaşkanı, bunu depremin ertesi günü koordinasyon toplantısına Tunç Soyer'i çağırmayarak yapamazsınız. Bayraklı Belediye Başkanı'nı çağırmayarak yapamazsınız.
Biz o ilk gün koordinasyona, kriz masasına Binali Bey ve bakanlar oturdu. Tunç Bey'i çağırmadınız diye eleştirdik. Bunu orada gördüğüm bakanlara şahsen söyledim. Ve sonunda Sayın Genel Başkan'la birlikte bir cenazede karşılaştığımızda da Binali Bey bir eksik olduğunu ve onun giderildiğini söyledi, giderileceğini söyledi, müdahale ettiğini söyledi. Oradaydım. Ve ardından Abdülhamit Gül, Sayın Abdülhamit Gül bana bir enkaz başında yarından itibaren Tunç Bey'in de davet edileceğini söyledi. Doğru tavır bu. Ama bize ne düşer diye sormamız için sizin bizi önce kriz masasına davet etmeniz lazım. İstanbul'da Covid için yapılan toplantıya Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmeyip Bursa'da AK Partili belediye başkanı davet ediliyor. O iklimle İzmir depremi oluyor ve bakanlar talimatı bildiği için çağırmıyorlar. Sonra yükselen tepkilerle bir gün sonra, yani depremden neredeyse 36 saat sonra, 34 saat sonra Tunç Bey kriz masasına, koordinasyon masasına ancak oturabilmiştir. Bize ne düşeri? Oradan bileceksiniz, oradan bileceğiz. Çağıracaksınız, söyleyeceksiniz, belediyeye talimat vereceksiniz. Ama biz bize ne düşer diye sorduk. Biz bize ne düşer diye en kalabalık olduğu gün 91 milletvekiliyle 4 gün süreyle ve gelenle gidenle birlikte toplam 103 milletvekilimizle günübirlik gelen dönenler de sayılırsa 103 orada yatılı kalan 91 milletvekilimizle her çadıra gittik. Hodri meydan çadırlar orada. Sadece belediye görevlisi değil. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bir eksiğiniz var mı? Bir eksiğimiz var mı diye sorduk. Aldığımız cevap teşekkür ederiz. Her şey yolunda. Belediyelerden memnunuzsa eyvallah. Bir eksik varsa, bir çadır daha, battaniye daha ne ihtiyaç varsa oradan konum attık WhatsApp grubuna. Oradan ihtiyacı yazdık ve büyük şehirlerin ve ilçe belediyelerinin yetkilileri takip etti. Cevap gelene kadar çadırdan ayrılmadık. Çözüldükten sonra da çözüldüğünü yerinde takip ettik biz. Biz bize ne düşer diye, bir eksiğimiz var mı diye tüm çadırlara, tüm vatandaşlara ulaştık. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı ilk önce bizi dışlamamayı, sonra da bizim ne yaptığımızı bir görsün bakalım. Şu anda İzmir'de CHP'li belediyelerden beklenip de karşılanmayan hiçbir şey yok. Ve Sayın Genel Başkan'ın açık talimatı, açık. Bir tek şey istiyorum. Bize yapılanı biz İzmir'de yapmayacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi, CHP'li belediye ile AK Partili belediyeye aynı sıcaklık, aynı yaklaşımda bulunacak. Yardım getirenin yardımı görünür olsun. Çalışma yapanın çalışması görünür olsun. MHP'li belediye katkıya geliyorsa sakın onları itmeyin, kalkmayın, uzak tutmayın. Kucaklayın. İzmir kutuplaşmanın değil, kucaklaşmanın kentidir. Hepimize verdiği talimat bu. O yüzden bunları birazcık dikkatle izlemek gerekiyor. Ve Sayın Bahçeli diyor ki keşke riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi. Sayın Bahçeli konuştuğu prompter kablosu saraydan geliyor diye defalarca söyledik. Ne söylerse AK Parti, hangi iklimdeyse AK Parti aynı iklimi ve aynı söylemi tercih eden bir makbul muhalefet partisi ve öyle bir yere geldi ki AK Parti'nin bu ülkeye kazandırdığı bir şey vardı. Depremde ölen madenciyi sorumlu tutar bunlar. Hatayı madenciye yüklerler. Şimdi de maden kazasında ölen madencileri suçlu bulan bilirkişi raporları mahkeme kararlarından sonra şimdi depremde hayatını kaybeden vatandaşı suçlu bulan muhalefet partisi lideri. Adı muhalefet.
sözde muhalefet ama makbul muhalefet. Sarayın en keyif aldığı muhalefet yaklaşımı, sarayın sorumluluğunu sil, 18 yıllık iktidarın sorumluluğunu görme, 18 yıldır yapı stoğunun düzeltilmemesine bir şey deme. Deprem kanununa uygun denetimlerin yapılmamasına bir şey deme. İlçe belediyesinin oturulamaz raporuna rağmen doğrudan bu binalarla ilgili harekete geçmeyen bakanlık anlayışına bir şey deme. Keşke riskli binada oturmasaydınız de. Vatandaşı suçla. Devlet Bahçeli bu noktada herhalde öyle birazdan biz bunu söyledik diye yardımcıları ağzıyla dünya kadar hakaret ve küfür eden tweetlerle değil de samimi kendisine ait bir cümleyle herhalde bu cümleyi düzeltmek ister. Bu cümle düzeltmeye hatta özre muhtaç bir cümledir. Enkaz altında duran, kurtarılmayı bekleyen, yakınları kurtarılsın diye enkaz başında bekleyen insanlardan ve kendi elleriyle en sevdiklerini son 5 günde mezarlara defnetmiş, toprağa yerleştirmiş insanlardan bir özür dilenmesinde fayda var. Hangi çaresizlik oturtuyor insanları oralarda biliyor musunuz? Ayda 2500 lira maaş alan, evin yakıtı, çocuğun harçlığı, mutfak masrafından sonra kalan son 800 lirayı, 1000 lirayı, 1500 lirayı kiraya vermek zorunda olan insanlara keşke sağlam bina tercih etseydin diyorsunuz ya. O sağlam bina 3000 lira işte. Sen 2500 lira asgari ücrete itiraz etme makbul muhalefet partisi. Sonra bu parayla neden çürük binada oturdun diye vatandaşa kafa tut. Makbul muhalefet partisi. Sonra milliyetçilik dillerden düşmüyor. Gerçek milliyetçilik yastaki millete kusur bulmamaktır başta. Gerçek milliyetçilik daha toprağa gireli 2 gün olmuş vatandaşı suçlu ilan etmemektir başta. 18 yıldır depreme memleketi hazırlamayan iktidara kayıtsız şartsız destek ver. Sonra başka şeyler üzerinden iktidarla hesaplaş. Ve gelinen noktada Recep Tayyip Erdoğan'ın 99 depremiyle ilgili söyledikleri. 99 yarın ölüm yıldönümü olan rahmetli Ecevit'e yaptığı hakaretler. Vatandaşın vicdanına teslim edeceğiz. Emanet edeceğiz. 1999 depreminde deprem 7,5. Ölü sayısı 18.373 kişi. 18.373 kişi hayatını kaybetmiş. 96.000 konut, 15.000 iş yeri yıkılmış. 110.000 konut ve iş yeri. İzmir'deki rakam 17. Ve 99 depremiyle bu depremi karşılaştırıp 99'un başbakanına laf söylüyor. Şimdi burada bir gerçekle karşı karşıyayız. Son günlerde, son haftalarda çok şey duyuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok hakaret ediliyor. Ama burada aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne pozisyonda şunu demek lazım. Hani bazen bir kavgada arada olan birileri ara dayağı yer ya. Biz bu hakaretleri en kötümser, arada kaldık, arada ayağı yiyoruz diye görüyoruz. Esasında birbirine söyledikleri lafı CHP üzerinden konuşan birileri var. Bakın, Devlet Bahçeli askıda ekmek kampanyası başlattı. Recep Tayyip Erdoğan buna verdiği cevap şu: böyle bir şey var mı? Bugün evine ekmek götürmeyen biri var mı? Böyle düşünmek Türkiye gerçeklerinden kopuk olmak demektir. Bu lafı bana mı söylüyor? Doğrudan Sayın Bahçeli'ye söylüyor. Sayın Bahçeli Erdoğan'dan
askıda ekmeğe karşı gelen bu sert sözden sonra şöyle bir şey söyledi. Depremden bir gün sonra deprem alanına gitmek ahlaki çarpıklıktır, gafilliktir, siyaset ayıbıdır. Bakarsan Kemal Bey'e söylüyor. Peki Kemal Bey'den önce giden bakanlar ve cumhurbaşkanı yardımcısına, Kemal Bey'den hemen sonra gelen Recep Tayyip Erdoğan'a bir söz yok mu burada? Vallahi biz üstümüze alınmıyoruz, biz arada kaldık. Bunun üzerine Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması, üstelik bu terbiyesizliği 1999 depreminde on binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan depremdeki beceriksizlikleri, çaresizlikleri, ilgisizlikleri yapanlar söylüyor diyor. Arkadaşlar 99 depreminde Cumhuriyet Halk Partisi parlamentoda değil, baraj altındayız biz. Burada üçlü koalisyon var. Bugün siyaseten o üçlü koalisyondan hesap verebilecek kişi Devlet Bahçeli. Başbakan rahmetli yarın ölüm yıl dönümü. Diğer başbakan yardımcısını geçen hafta kaybettik. Allah rahmet eylesin Mesut Yılmaz. Devlet Bahçeli ayakta, siyasi muhatap. 99 depremindeki on binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan depremdeki beceriksizlik, çaresizlik, ilgisizlik dediği üçlü koalisyon. Biz yokuz, hiç üstümüze alınmıyoruz. Aha da Devlet Bahçeli orada. Yarın Bahçeli yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne söyler gibi saraya sallar. Bunlar içeride seçim barajı tartışmalarından MHP 6'ya düşmüş, baraj 7 olsak sıkıntı. Dar bölge yapalım, AK Parti çok milletvekili yapsın, bunlar MHP'yi yok edecek, sıkıntı. Aradaki sürtüşmeden askıda ekmek, bunu söylemek iş bilmezliktir. Depreme neden erken gidiyorsun? 99 depremini niye kötü yönettin? Bunların hepsi makbul muhalefet partisiyle büyük ortak arasındaki gerilimde mafya tipi mesaj vermeler. Birbirlerine mafya ağzıyla mesaj veriyor. Doğrudan söylemiyor. Ortaya koyuyor. Sen al, çeki düzen ver. Benim dediğim noktaya gel, yoksa kabağı kıracağız diyor. Ben tercümesini yapayım. Devamını bu iki partiye oy verip de bu ikisinin sadece kendilerini düşündüğü için vatandaşa çektirdiklerini bunlara oy veren seçmenler değerlendirsin. Ve ...99 depreminden sonra hayata geçirilen geçici vergiler, 2002 yılında özel iletişim vergisi olarak adlandırılarak kalıcı hale getirildi. 18 yıldır bu vergileri topluyorlar. Toplanan para 35 milyar dolar. 200 milyar TL'ye yakın bir para. Merkel'le Suriyeliler için bana 3 milyar verecektin diyor. 35 milyar dolar para var ortada. Bu para ne oldu diye sorduğunuzda cevap yok. Son olarak bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok demişti. Deprem için toplanan parayla depreme karşı ne yaptın, ne önlem aldın sorusuna zaman kaybı olur diyor. Sezgin Tanrıkulu 5 Ekim günü sormuş. Gelen cevap, gerekli iş ve işlemler yürütüldü diyorlar. Yürütülen bir şey var ama o depreme karşı hazırlık planı değil. Yapı stoğunu düzeltmek değil, depreme ilişkin koruyucu tedbirler almak değil. Maalesef bu konuda bu soruyu sormak durumundayız. Ve dün öz eleştiri yapması gereken biri varsa Recep Tayyip Erdoğan'dır. Arkası gelmez imar haflarıyla ve halen daha meclis gündeminde elektrik piyasası teklifine, imar affından faydalananlara bir takım yasal engellerden dolayı doğalgaz bağlanamıyormuş, onun da bağlanması ile ilgili düzenleme getiriyor Recep Tayyip Erdoğan. Bunların hepsini görmek lazım ve Türkiye'yi 18 yıldır yönetenler ortada.
Burada da dünyanın deprem karnesi var, deprem. Şimdi 6,5 üzerindeki depremler dünyadaki. Bu sene, şu ana kadar. İlki 24 Ocak'ta Elazığ'da olmuş. 6,7, 41 kayıp. İkincisi 28 Ocak'ta Jamaika'da 7,7, 0 kayıp. Rusya 13 Şubat 7, 0 kayıp. Rusya 25 Mart 7,5 şiddeti, 0 kayıp. Devam ediyor. 6,5'un üzerinde dünya kadar deprem. Bu depremlerde hayatını kaybeden kişi 17 Temmuz Papua Yeni Gine 1 kişi, 18 Ağustos Filipinler 2 kişi, 23 Haziran Meksika 10 kişi, 24 Ocak Elazığ 41, 30 Ekim İzmir şu ana kadar 114 kişi. Çok net bir hesap, çok basit bir hesap. Dünyada bu sene 6,5 üzeri depremlerde 168 kişi öldü şu ana kadar. 155'i Türkiye'de. Dünyada depremlerde 168 kişi öldü bu sene. 155'i Türkiye'de, bu %92'ye denk geliyor. Bir tek Türkiye'de deprem olmadı. Bakın, bu kadar deprem var baştan aşağıya. Bu kadar depremin içinde ölümlerin %92'si Türkiye'de. 18 yıldır Türkiye'yi yönetenler deprem sonrası muhalefete hakaret ediyorlar. Bir karne varsa, bir rakam varsa, bir karşılaştırma varsa bu şekilde yapılacak. Son sözüm kıdem tazminatına ilişkin. Dün biz muhalefet partileri dedik ki, arkadaşlar bu kadar büyük bir üzüntü, bu kadar büyük bir acı varken meclisi deprem gündemi dışında konuşturmayalım. Uzun uzun depremi konuşalım, komisyonu kuralım, gidelim. CHP, İYİ Parti, HDP verdiği deprem önergelerini çekti. MHP bizim de önergemiz olacaktı dedi ama vermiyoruz o zaman dedi. AK Parti önergem var, devam edeceğim dedi. Danışma kurulu yaptık. Depremi ayrı gündem yaptık 5 parti. AK Parti grup önerisini çekmedi. Niye? Kanun önemli, devam edeceğim diyor. Depremden sonra kanun görüştürdüler 11'e kadar. 10'a kadar. Kanun ne kanunu? Bizi izleyen gazeteci arkadaşların kıdem tazminatlarına el atma kanunu. Televizyonları başında bizi izleyen emekçilerin kıdem tazminatı hakkını gasp etme kanunu. Nasıl yapacak? Çok şiddetli itiraz vardı, şöyle yapıyor. 25 yaşından küçüklere, 50 yaşından büyüklere iş sözleşmeleri süreli yapılabilir. Oysa iş kanununun temeli iş sözleşmesi süresizdir. Yani gazeteye 22 yaşında birisi girdi mi hayatı boyunca o gazetede çalışacakmış gibi emekli olana kadar iş sözleşmesi yapılır. Bu iş sözleşmesini tek taraflı sonlandıran kişi tazminatı öder. Diyorlar ki 25 yaşından küçük, 50 yaşından büyüklerde iş sözleşmesi süreli olabilsin. Amaç, Türkiye'de büyük bir genç işsizliği var. %33'lere geldi, 35'lere geldi. 3 gençten biri işsiz. Bu çaresizliği istismar edecekler. Seni normal işe almam, geçici süreli alırım. 9 gün alırım. 9 gün alırım demek şu demek aslında. Bak kardeşim, işsizsin. Gel çalış, sigortan 9 gün yatacak demek. Fiilen olacak olan olay bu. 9 gün gidip çalışıp 21 gün evde oturma olur mu? Ama bu şu demek. Ben seni 30 gün çalıştırırım. 9 gün 3 ayrı şirkette sigorta gösteririm. Bak sigortan tam yatar ama kıdem tazminatını hak kazanamazsın. 50 yaş. Bu ne? Emeklilikte yaşa takılanlar değil mi? Emekli olacağım. Olamazsın, çok gençsin. İş ver çalışayım. Çalışamazsın, çok yaşlısın. Sorun bu değil mi?
bunların çaresizliğine şunu diyecek. Süreli sınırlı. Gel. Prim toplamam yaşımı doldurmam lazım. Maaş lazım, prim. Senin prime ihtiyacın yok. Gel seni 9 gün sigortalı yapayım, 30 gün işte çalış. Emeklilikte yaşa takılanların çaresizliğini istismar. Ve sonuç. Bütün herkes düşünüldüğünde yıllar sonra şunu söyleyeceğiz. Emeklilikte prime takılanlar. Çünkü 30 gün çalıştığı halde 5 gün primi yattığı için primini dolduramamış yığınlar çıkacak karşımıza. EYT gibi EPT platformu, emeklilikte prime takılanlar. Hepimiz, hepiniz. Kıdem tazminatı elden gidiyor. Çalışma, iş güvencesi ortadan kalkıyor. 30 gün çalışıp 5 gün, 7 gün yatırmanın önü açılıyor. Hangi 9 gün? Geldiğinde o 9 gün bu 9 gün diyecekler. Denetime gideriz diyeceksiniz. Gider bakarız. O 9 gün bu 9 gün. Hangi iş yerinde puantajlar doğru tutuluyor, ay sonunda sonradan imzalattırılmıyor? Bir dönün bakın bakalım. Ve bu iş işçiyi rahatsız ediyor. Peki burada ne yapmak lazım? Milletin bir güvencesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen sene filtresiz bacaları grubu ve MHP bütün itirazlara rağmen termik santral bacalarında filtre yoksa 3 yıl daha zehirlesinler dedi. Hep birlikte itiraz ettik. Herkes itiraz etti. Tayyip Erdoğan baktı pabuç pahalı, veto yaptı ya. O gün şöyle diyordu. Bir yanda sermaye, bir yanda halkım var. Ben halktan yana karar vermek durumundayım. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan, bir yanda sermaye, bir yanda halkım var. Halk dediğin kim temsil edecek bu işçileri? Devrimci işçi sendikaları. Ya bırakın onu, solcu onlar. Türk İş, ya tamam çok bizi rahatsız etmese de işçinin hakkını korumaya gelince tavır koyuyor bunlar. E Hak İş, senin en makbul gördüğün sendika, o da dün imza attı. İyi ki de attı. Şu anda Türkiye'de işçilerin örgütlü olduğu 3 büyük konfederasyon, bütün sendikaların bağlı olduğu 3 büyük konfederasyonun 3'ü de, Türkiye'deki sendikaların tamamı, işçilerin tamamı kıdem tazminatıma dokunma, esnek çalışma diye bir şey getirme diyor. Konfederasyonlarla oturup konuşmamışlar, emri vaki dayatmışlar, güç bela plan bütçeye uzman sokuldu, söz süresi 2 dakika. İkişer dakika konuşturmuşlar. Ve bugün Dikmen kapısının önünde DİSK'in genel başkanı Arzu Çerkezoğlu, Birleşik Metal'in genel başkanı, başkanı Adnan Serdaroğlu, genel işin genel başkanı Sayın Remzi Çalışkan bir minibüsten iniyorlar. 3 kişi. 300 değil, 3000 değil, 30 bin değil, 30 bin işçi yığılsa haktır. 3 kişi geliyorlar, basın açıklaması yapacaklar. En sert müdahale. Pandemiden dolayı toplanmak yasak. 3 kişi ya. Allah'tan korkun. 3 kişi. Bir kadın, 2 erkek, 3 kişi bunu istemiyoruz deyip basın açıklaması yapacak, müdahale ediyor. Milletvekillerine rağmen müdahale ediyorlar. Ve o basın açıklamasını yaptırmıyorlar. Olacak iş değil. 3 sendika var. Hak İş, Türk İş, DİSK. Hepsi birden hayır diyor. Bir manası yok. Peki sormak lazım. Bu kanunu altına imza atan milletvekilleri, size kim geldi de bunu istedi? Allah aşkına kim geldi de istedi? Hani milletin vekilisin de kanunu sen yapıyorsun ya. Allah aşkına de ki, bu kanunu benden şu geldi istedi. Yok. Saray aklı inanmış. Bakanlık dikte etmiş. Beyefendiler imza atmış. AK Partili, MHP'li, HDP'li, İYİ Partili, CHP'li. Hangi görüşten olursa olsun, sağcısı solcusu,
Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi, Sünnisi hepinizin kıdem tazminatı gidiyor. Esnek çalışma geliyor, iş güvencesi kalmıyor. Eskiden geçici bir iş için yapılabilecek kısa süreli iş sözleşmesi bütün iş kollarında oluyor. Olacak iş değil bu. Buna itiraz ediyoruz. Ve bu mecliste göstereceğimiz direnç de bunun içindir. Sonuna kadar itiraz edeceğiz. Bu madde çekilmeden 51 madde, diyorlar ki borçları da yapılandıracaktık. İyi bir madde. Süre uzatımları lazım. İyi bir madde. Borcu yapılandır bir madde. Süreleri uzat bir madde. İyi. Bir yürürlük, bir geçerlilik süresi. Yap 4 maddelik kanunu. Getir 4 dakikada geçir. Hayır. 51 maddelik torbaya koyuyor iyi maddeleri. Neden? Diyecek ki iyi maddeleri geçireceğiz, muhalefet engel oluyor. Şöyle söyleyeyim. Böyle bu zehir, zehir. Böyle bu zehri almış. İşçiye bu zehri yutturacak. Üstüne şeker kaplıyor. Borçları yapılandıracak. Gırtlağına kadar borçlu vatandaş var. Öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu'na borcu var. Ödeyemiyor. Şekeri buraya koyuyor. Diyor ki muhalefet bu şekeri al yut diyor. İçerideki zehri işçiye yutturacak. Bu kandırmacaya teslim olmayacağız. Bunu bilin. İyi dedikleri iki maddeyi ayırsınlar. İki dakikada geçirmeyen ne olsun? Kimse kimseyi kandırmasın. İçeride bütün işçilerin geleceğini yutacak zehir var. Üstüne yalandan şeker kaplamışlar. 50 maddeyi böyle pazarlıyorlar. Biz bu oyuna gelmeyiz. İşçinin, emekçinin hakkını bu AK Parti ve destekçisi MHP'ye yedirmeyiz. Sonuna kadar direneceğiz. Gücümüz yettiği kadar. Bizi milletimiz bunun için yolladı. Bu kumpası bozalım. Bu zehri işçi kardeşlerimize yutturmayalım diye. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa cevaplayabilirim. Yaptık. Bugün 12'de bir araya geldik. Ve bu anlattığımızı anlattık. Dedik ki olumlu maddeleri ayırın, 2 dakikada geçirelim. Zehirli maddeleri ayıklayın, tamamını geçirelim. Zehirli 5 tane de şey var. Geçen yasa görüşülürken örneğin hepiniz rahatlamadınız mı sevgili arkadaşlar? Tüm gazetelerin, tüm televizyonların değerli emekçileri. Hani baz istasyonlarıyla ilgili kaçak baz istasyonlarına ruhsat veren, izinsiz takılmış baz istasyonlarına hoş gören veya vatandaşın karşımda 3 günlük bebek var evde, camekanın yanında yatıyor. Karşı binaya kaçak baz istasyonu monte etmiş, radyasyon yayıyor oradan. Bunlara karşı bu maddeyi biz direndik de metinden çıkarılınca oh demedik mi hepimiz? O maddeleri yine koymuşlar. 5 maddeyi çıkarırsanız gece olmuş 1. Tir tir tir. Bütçe getireceğiz, getiremiyoruz. Kardeşim çıkar zehirli maddeleri, geçir kanununu. O 5 maddeyi çıkar diye beyefendiler gece. Ertesi sabah 9'da yeni torbaya koymuşlar. Böyle bir şey olur mu ya? Yani bunu hakikaten gece 11'de kanundan çıkarıp sabah 9'da yeni torbaya koymuş, o 5 maddeyi çek diyoruz. İşçinin kıdem tazminatından elini çek diyoruz. Onun dışında ne yapacaksan hep beraber yapalım diyoruz. Bugün şunu teklif ettik arkadaşlar. Bu maddeleri çekin, bu kanunu bugün bitirelim dedik. Kıdem tazminatından vazgeçemiyor. Bir vampir var, işçinin kanını emecek, kafaya koymuş. İşçinin kanını emecek bir vampir var. Ne deprem dinliyor, ne karanlık dinliyor, ne korona dinliyor, ne hastalık dinliyor, hiçbir şey dinlemiyor. Kafaya koymuş, işçinin kanını emecek. Buna da maalesef AK Partili milletvekilleri parti disiplini içinde, saraydan gelen talimatla, emir komuta zinciri içinde el kaldırmak zorunda kalıyorlar. En çok da onlar için üzülüyoruz. Biz direneceğiz. Milletten aldığımız görev, yetki, sorumluluk budur. Efendim, 16. maddesinde Türk
ifade var. Yapıların depreme dayanıklılığı malikin sorumluluğunda. Yani bu kadar kim oturacaksın sorumluluk sende diye demiş. Buna değerlendirmenizi alırken de bugün de Murat Kurum dedi ki Çevre Bakanı riskli binalarda oturmayın. Şimdi bir kez Türkiye'nin boyundan büyük bir imar sorunu var. Bu sorunun çözülemez hale gelmesinde herhalde 18 yıldır iktidarda olmakla övünenlerin en büyük sorumluluğu var. 18 yıl boyunca bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul üzerinden sorumluluğu da 25 yıldır. 25-26 yıldır İstanbul'u yöneten, İstanbul'u yönettiren, 18 yıldır ülkeyi yöneten kişi taş üstüne taş koymamış deprem konusunda. Ve bugün çıkardığı imar kanununa şunu koymuş. Yani birileri demiş ki ona, ya imar affı çıkarıyoruz. Bizim af verdiğimiz binalar çökünce hesabını bizden sormasınlar. Yazın oraya demiş sorumluluk vatandaşta. Ya vatandaş imara aykırı bir yerde oturuyor. Gecekonduya muhtaç diyelim ki. İmara aykırı bir yerde oturuyor ve aslında oturmaması gerekiyor. Sen buna af getiriyorsun. Vatandaşa bir çözüm üretmiyorsun. Sana dayanıklı bina yaptım demiyorsun. Sana şu imkanı sağladım demiyorsun. Oraya biraz önce söylediğim gibi askeri ücretle gecekonduya mahkum ediyorsun. Oturduğu yeri affa sokuyorsun. Sonra dönüp de ölürsen suç sende diyorsun. Sonra bunu senfoni orkestrası gibi saray aklı böyle diyor. Depremde ölen vatandaş suçludur. Başla diyor. Kurum açıklama yapıyor. Depremde sorunlu binada oturmamaya davet ediyorum. Bahçeli ölenleri suçluyor. Keşke çürük binada oturmasaydınız. Saray şimdi bunu söyledi. Hepsi birden söyleyecek. Bu ülke maden kazasında ölen madenciyi suçlayanları gördüğü gibi şimdi göçük altında kalmış ya da gelecekte kalacak hepimizi suçlu durumuna getiriyor. Bunu da yapan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıdır. 18 yıldır yapmadılar, yönetmediler ve şu anda tehlikeyle burun burunayız, suçu vatandaşa atıyorlar. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar, sağ olun.